Kanal D Haber'e hoş geldiniz efendim. Bugün 10 Aralık Pazar, ben Merve Dinçkol. Soruşturulan fenomenler Eylül Öztürk ve Nezdemir yeniden sosyal medyadan reklamlara başladı. Birkaç gün önce Dilan Polat'a ateş püsküren Demir, eskisi gibi ne yiyip içtiğini, hangi kıyafeti giydiğini takipçilerine detaylıca anlattı. Önceki gün hüngür hüngür ağlayan Eylül Öztürk'ün de keyfi yerindeydi. Dilan Polat'ın ise cezaevine girmeden önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bütün Türkiye'ye rezil oldum. Soruşturulan o fenomenlerin ağlama krizleri bitti. Hepsi kendine geldi. Çünkü ben de çok güzel para kazanıyorum. Eski hallerine dönen o fenomenler, ortada hiçbir soruşturma yokmuş gibi yeniden güzellik merkezleri ve ürünlerinin reklamını yapmaya başladı. Çok güzel dudak dolgusu, işte botoks sonuçları. Kasım'da yaptığımız büyük kampanya var ya, onun aynısını yapıyorum. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın bir dönem yakın arkadaşı olan Nezdemir ve Eylül Öztürk son birkaç gündür sosyal medyadan kendilerini savunmaya geçmişti. Hesaplarım tedbirli, yurt dışı yasağım var. Halihazırda ticaretimiz bozuluyor bir şekilde. Güzellik merkezine kayyum atanan Eylül Öztürk hakkındaki iddialara Amerika'dan hüngür hüngür ağlayarak böyle cevap vermişti. Bittim gerçekten ya. Etrafımda eşime, dostuma ben yapmadım demekten yoruldum. Kısa sürede elde ettiği serveti soruşturulan Eylül Öztürk artık kendini savunmayı bıraktı. Tıpkı eskiden yaptığı gibi sosyal medyasından ürün reklamına başladı. Ben en azından dürüstüm. Bir şey reklam alıyorsam oraya işbirliği yazıyorum, değil mi? Bu işten para kazanıyorum yazıyorum. Değil mi? Nezdemir de daha birkaç gün önce ateş püskürüyordu. Bir de iyimser davranamayacağım şu durumda kimseye ya. Hedef tahtasında eski ortağı ve küstüğü arkadaşı Dilan Polat vardı. Yaşadığı bu süreçten onun sorumlu olduğunu söyledi, açıklamalar yaptı. Ben bu insanlar yüzünden neler yaşıyorum şu an, farkında mısınız? Nezdemir de artık eskiye döndü. Sabah erkenden kamera karşısına geçti. Öğlene doğru takipçilerine ne yiyip ne içtiğini gösterdi. Hatta giydiği bir kıyafeti de detaylıca anlattı. Bugünkü menü. Dur, menümü gösterecektim, o sırada geldim. Tavuk, pilav, ayran, salata. Bu üstümdeki sorulmuş ama ben bunu geçen sene takım olarak almıştım. Böyle etek. Paylaşımlarının devamında güzellik merkezinin ve kozmetik ürünlerinin reklamını da yaptı. Kokusu güzel, kalıcı, gayet ideal ve kendine has bir kokusu var. Mal varlığına el konulduğunda parasız kaldım açıklaması yapan Nezdemir, bir çekiliş karşılığında 3 kişiye 1000 lira vereceğini de söyledi. Bayağıdır yapmıyorduk. 3 kişiye yine 1000 TL hediye ediyoruz. Yarın kazananları açıklayacağım. İnşallah yine ihtiyaç sahibi birilerine çıkar. Bol şans. Bu arada Dilan Polat'ın tutuklanıp cezaevine girmeden önce hakkında yapılan yorumları bir bir şikayet ettiği ortaya çıktı. Engin, bana sabır al Engin! Polat'ın paylaştığı videonun altına yapılan yorumların kimi hedef aldığının anlaşılmadığını kaydeden savcılık şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi. Engin neydi sen?